Merhabalar. Son yıllarda okuduğumuz ve izlediğimiz haberlerin çoğunluğu çocuk kaçırmaları, çocuk cinayetleri, taciz ve tecavüzlerle ilgili. Birçok çocuk taciz ya da tecavüze uğrama durumunda sesini çıkarmıyor. Peki taciz ya da tecavüze uğrayan çocuk nasıl anlaşılır? Taciz yaşayan çocuklardaki davranış bozuklukları nelerdir? Çocuklarda taciz sonrası ortaya çıkan sinyalleri iki kategoriye ayırmak mümkün. Kız çocuklarında taciz sonrası ortaya çıkan belirtiler, erkek çocuklarında taciz sonrası ortaya çıkan belirtiler. Tacize uğrayan erkek çocuklardaki davranış belirtileri nelerdir? Maço kimlik benimser. Cinsel taciz yaşamış erkek çocuklarda görülen en belirgin özellik maço bir kimlik benimsemeleridir. Etrafındaki ahlak kurallarını, olayları, duyguları hafife alma eğilimi içine girer. Kuralsızlığı benimsemeye çalışır. Onun için ahlak kuralları ne kadar hafife alınırsa kendisinin de o kadar az yargılanacağını ve vicdan azabı duyacağını düşünür. Yürüyüşü farklılaşır, zevkleri ve konuşması farklılaşır. İletişimde sürekli değil, kesiklik vardır. Karşısındaki kişiyi terslemek, azarlamak, hafife almak ve dalga geçmek taciz yaşamış erkek çocuklarının en belirgin özelliklerini. Agresif olur. İçinde yaşadığı sıkıntıyı hiçbir süzgeçten geçirmeden dışına yansıtmaya çalışır. Hırçınlaşmaya, çevresine zarar vermeye başlar. Çocuk akıl olarak tacize uğradığını bilir, duygu olarak bunu kabullenemez. Bu uyumsuzluğu da dışa vurur. Oyun arkadaşı olarak erkek çocukları tercih eder. Tacizin erkek çocuklarda bıraktığı en derin iz kimlik bunalımıdır. Kendisinin hala erkek olduğu vurgusunu yapmaya gayret eder. En belirgin davranışı kız çocuklarla olan irtibatını kesme isteğidir. Sanki kız çocuklarıyla oynadığında ya da onların arasında görüldüğünde kendisinin yaşadığı olaylar ortaya çıkacakmış gibi endişe taşır. Ayrıca kendisinin kız gibi olmadığını, onlardan farklı olduğunu kendisini ispat etmeye çalışır. Güç kazanmak ister. Başına gelen olayın kendi güçsüzlüğünden kaynaklandığını düşünür. Eğer güçlü olabilseydi, eğer karşı koyabilseydi, eğer hayır diyebilseydi gibi düşüncelerle boğuşur. Yaşadığı tacizin kendi güçsüzlüğünden kaynaklandığını düşünür. Silahlara, kesici aletlere ilgi duyar. Tacize uğrayan kız çocuklardaki davranış belirtileri nelerdir? İçine kapanır. Yaşadığı tacizi içinde sorgulamaya başlar. Kendini sorgular. Kendinin de bu olayda pay sahibi olduğunu, suçlu olduğunu düşünür. Bir türlü kendi masumiyetini ve suçsuzluğunu kabullenemez. Tüm bu yargılamalar sırasında sessizlik ve sakin bir ortam arar. Bu düşüncelerden yorulduğu için çok defa uyumak ister. Depresif olur. İçindeki sıkıntıyı yine içine yansıtır. Saldırganlığı kendisinedir. Kendisine karşı acımasızdır. Dışarıdan kendisine yöneltilebilecek eleştirileri kaldıramayabilir. Çocuk içine kapanmıştır ama içinde yaşadığı depremden kimsenin haberi olmayabilir. Bu nedenle çocuğun dış görünüşüne aldanıp onu sakin ve huzurlu zannetmek hata olur. Kendisine karşı hissettiği öfkeyi dışarıdan gelen eleştirilerle birleştirildiğinde ortaya çok çabuk intihar düşüncesi bile çıkabilir. Oyun arkadaşı olarak erkek çocuklarını tercih eder. Cinsel tacize uğramış kız çocukları oyun arkadaşı olarak erkek çocukları tercih eder. Erkeklerin hala güvenilir olabileceğini kendini ispat etmeye çalışır. Sorunun bütün erkeklerde değil, bazılarında olabileceğini kendine inandırmaya çalışır. Diğer erkeklerin güvenilir olduğuyla ilgili güven arayışı kendini rahata çıkaracak en önemli tedavidir. Böylece hayatında çok önemli roller üstlenmiş erkekleri temize çıkarabilecektir. Erkek çocuklarla beraberliği sırasında taciz anında yaşadığı anormallikleri görmemek kız çocuğunu rahatlatır. Güçlüye sığınmak ister. Korkuları ona kendi gücünü kazanmayı değil, güçlü ve kendisini koruyacak birinin şemsiyesi altında durmaya iter. Grup arkadaşlarında, grup içindeki en güçlü kişiye sığınma isteği de bu sebeptendir. Kimliğini değiştirme eğilimindedir. Yaşadığı o ana ait dönemi hafızasından silme gayreti içindedir. Tacizi yaşadığı zamanki kıyafetlerinden saç şekline, oturup kalkmasına kadar birçok davranışını değiştirir. Yaşa bağlı olmakla birlikte annesinin arkadaşlarıyla oturmak ister, olgun yaştaki kadınların kıyafetlerini tercih eder. Kız çocukları yaşından büyük davranır. İstismara uğratılmış kız çocuklarının kimlik sorunu erkeklerinkinden biraz farklıdır. Erkek çocuk her ne kadar kendi kimliğini ispat yönünde uğraş verse de kız çocuk bunun tam tersini yapar. Kız çocuk yaşadığı o dönemi hafızasından silmeye çalışır. Bunun için de suistimal edildiği zamanki kıyafetlerinden saç şekline, oturup kalkmasına kadar birçok davranışını değiştirir. Anne baba
firmalar bu değişikliği hemen fark edebilir. Zira bahsettiğimiz tüm bu yenilikler birkaç gün içerisinde gerçekleşir. Çocuk tacizi hakkında doğru bilinen yanlışlar. Günümüzün en yaygın endişelerinden biri olduğu için hemen herkesin aklına taciz hakkında belli önyargılar gelir. Ancak yanlış bilgilere sahip olunması hem taciz eğiliminde olan kişilerin kendilerini daha rahat gizlemesine hem de çocukların yaşayacağı taciz olaylarının artmasına neden olur. Peki nedir bu yanlışlar? Tacizciler genellikle bekar ya da yalnız yaşayan problemli kişilerdir. Hayır, yanlış. Çocukları istismara uğratan kişilerin %80'inin çevresiyle hiçbir sorunu yoktur ve çoğunlukla evli erkeklerden oluşur. Cinsel tacizde bulunabilecek kişilerin büyük kısmının kıyafetleri kötüdür, görünüşü anormaldir, ekonomik durumu zayıftır. Bu da yanlış. Tacizcilerin büyük çoğunluğu ilk görünüşte hiç şüphe uyandırmayacak kadar iyi giyimli kişilerden oluşur. Yapılan araştırmalarda kişinin ekonomik durumunun iyi ya da kötü olmasıyla suistimale yönelmesi arasında bir bağlantı olmadığı gözlemlenmiştir. Genellikle hedef kız çocuklarıdır. Bu da yanlış. Tacizin sadece cinsel dürtüden kaynaklandığı düşünülüyor ve alışılagelmiş ön yargılarla suistimallere bakılıyor ülkemizde. Bundan dolayı da böyle yanlış bir bilgi herkesçe kabul ediliyor. Halbuki kız ve erkek çocukları aynı oranda risk grubundadır. Hatta bazı tacizciler kız çocuğuyla görünmenin tehlikeli olacağını düşündüğünden özellikle erkek çocuklara yöneldiklerini ifade etmişlerdir. Tacizciler hedef olarak kendini tanımayan çocukları seçer. Bu da yanlış. Bir tacizcinin hiç tanımadığı bir semtte, hiç tanımadığı bir çocuğu taciz etmesi oldukça risklidir. O çocuğun annesi, babası, komşu ve akrabalarını tanımadan çocuğun yanına yaklaşmak, yakalanmaya davetiye çıkarmaktır. Tacizci rastgele bir anda, rastgele bir hedefe yönelir. Bu da yanlış. Tacizci taciz anını en ince ayrıntısına kadar planlayarak harekete geçer. Hemen hemen bütün taciz olayları önceden planlanmış, tedbirler alınmış, riskler en aza indirmiş koşullarda gerçekleşir. Çocukların zararı uğratılmasında plan, program ve ince ayrıntıların hesapları oldukça dikkat çekicidir. Tacizci hedef olarak seçtiği çocuğu ağına düşürmek için yıllarca bekleyebilir. Peki cinsel istismara uğrayan çocuklara nasıl davranmalıyız? Cinsel istismara uğrayan çocuğun ailesi ona hassas bir şekilde yaklaşmalı, ona kendisini suçlu hissettirmemelidir. Fiziksel ve ruhsal gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için mutlaka alanında uzman kişilerden yardım alınması sağlanmalıdır. Eğer aile bu durum karşısında çocuğunun dediklerine inanmaz, çocuğunun kendisini değersiz hissetmesine neden olursa bu durum çocuğun içe kapanmasına, sonrasında da kişilik bozukluklarına neden olabilecektir. İlerleyen dönemlerde kişinin topluma ters düşen kötü alışkanlıklara eğilimi de artabilir. Unutmayın, yetiştirdiğiniz çocuklar ilerleyen zamanların yetişkinleri olacaktır. Onlara aşıladığınız her güzel bilgi ve davranış onların da çocuklarına vereceği en değerli hazine olacaktır. Çocuklarınızın istismardan korunmasını istiyorsanız yapmanız gereken en temel şey güvenilir bireyler yetiştirmektir. Bunun için çocuklarınızı ciddiye almalı, onlara her konuda bilgi aşılamalı ve onların kendilerini ifade etmelerine imkan tanımalısınız. Hoşça kalın.